Amaçların için beni alet ettin. Bunlar yanına kalmayacak. Ne olup bittiyse artık herkes öğrenecek. Valla koca karının demesine göre 9 ay 10 günde bir gelirmiş. Yalnızca kadınlara musallat olurmuş. Bildiğin ilişiyormuş kadınlara resmen. İliştiği kadının karnı büyümezmiş. Kime iliştiyse bir o bilir, o hissedermiş. Gün geçip de doğum yaklaştıkça bebek anneyi çürütürmüş. Doğacağı gün geldi mi de bebek annenin canını alırmış. Sonra da gece gelen gelip ölen kadının karnından bebeği alırmış. Karaçalı köyünde bir hoca var. Gidip de şifa bulmayan yokmuş. Cinleri falan var diyorlar. En azından ona bir danışalım. Ey Ziffar! Lilith'in şeytandan doğma ilk erkek cin çocuğu. Yok mu hocam bir çaresi? İki yoldan biri şudur. 9 ay 10 gün boyunca bebek karnında büyür. Büyüdükçe de annenin ömrü çürür. Vakti gelince de gece gelen gelir, çocuğunu teslim alır. İkinci yolsa, bilmem kızım kabul eder misin? Bebeğe bir baba bulmak lazım. Yani bebeği kabul edebilecek bir baba. Hocam, siz ne dediğinizin farkında mısınız? Ben bir cinle nasıl evlenebilirim? Kızım, yol budur. Tercih senindir. Doğa, hadi o zaman. Gün düşmeden hocanın yanında ol. Gece olmadan mezarlığa sığınmanız lazım. Şafak sökene kadar sakın ha sakın bu mezarlıktan çıkmayasın. Ne zaman ki sabah ezanını duydun ve hala yaşıyorsun, bil ki kurtulduğun andır. Çok korkuyorum hocam. Yalvarırım, gidelim bu mezarlıktan. Nikah bedeli olarak bebek Zelduk aşiretine teslim edilecek.
Ve yılın 13. cumasında doğmuş bir keçi Zelduk aşiretinin şerefine kurban edilecektir. Nikahınız hayır olsun. Git buradan Melun. Bu kadın artık nikahlıdır. Kocası Zelduk aşiretinden dahurdur. Gece hatrına sabırlıdır. Zaptı zordur. Ya bu kızdan ve köyden elini ayağını çekersin ya da bu bebeğin nefsini buracıkta alırım. Beni bu bebeği yakmak zorunda bırakma. Anne gel müsaiti. Hayır gelmesem ne arıyorsun ne soruyorsun? Aşk olsun doğa sana. Ya Emel, ha sen gelmişsin ha ben. Bir şey değişiyor mu? Ne bu surat? Yoksa sen yine olup bitenleri mi düşünüyorsun? Kızım çık artık şu moddan. Bak kaç gün geçti üstünden. Tamam. Oldu bitti. Artık her şey geride kaldı. Bilmiyorum hemen. Atamıyorum bir türlü üzerinden. Yaşadıklarım sürekli gözümün önüne gelip duruyor. Ya, tamam anlıyorum. Çok zor şeyler yaşadım. Biliyorum kolay değil. Ama bak hepsi geçti. Seninle bir bağı bağlantısı kalmadı artık. Hem sen çok güçlüsün. Her şeyin üstesinden gelirsin. Emel. Sen hala farkında değilsin sanırım olanların. Acaba dünyadaki kaç kadın bir cinin bebeğini doğurmak zorunda kalmıştır? Bunu hiç düşündün mü? Ha koy vereceksin her şeyi yani. Salıvereceksin her şeyi öyle mi? Ya hayır o kadar da değil tabii. Ayrıca bu yaşadıklarımdan sonra artık feriştahı gelse umurumda olmaz. Anladım ki artık korkusuz olmaktan başka hiçbir çarem yok. Hocam aç kapıyı hocam. Perişan olduk hocam aç kapıyı. Hayırdır sabah sabah? Abim hocam. Abim bizi perişan etti. Etme eyleme hocam. Elini ayağını öpeyim acele et. Ne olmuş oğlana?
Hocam benim oğlan sabah durduk yere derlendi. Anasının üstüne yürüdü. Kardeşinin gırtlağına sarıldı. İpten saptan çıktı. Bildiğin canavara döndü. Eli, yüzü, gözü değişti hocam. Dizginleyemiyoruz. Nerede şimdi oğlan? Hocam kolunu bacağını bağladık. Ağır da zapt etmeye çalışıyoruz. Jandarmaya da haber veremedik. Şimdi köylü duyarsa rezil oluruz hocam. Bir gelin de bakın ne olur hocam. İyi tamam bekleyin. Ben hazırlanıp geliyorum. Allah razı olsun hocam. Efendim hemen. Kızım bir dur sakin ol. Soluklan bir. Şimdi söyle ne oldu? Ne? Belli mi olmuş? Baktın mı benimkine? Nereye çıkmış daha yine? Neyse tamam kapat. Ben şimdi kendim bakarım. Tamam Emel kapat hadi. Hadi. Sonunda kurtuluyorum buradan. Allah'ım şükürler olsun. Anne. Anne atamam çıkmış neredesin? Hocam Allah rızası için çöz şu işi ne olur. Tamam. Sakin ol. Şimdi anlarız ne olduğunu. Size bu köye bir daha ilişmeyeceksiniz demedim mi? Daha önce de söyledik. Yine söylüyoruz. Sözünü tutmayan biz değiliz. Senin deden. Ne edecekseniz bana etseniz o zaman. Köylüden ne istiyorsunuz? Tabii. Bana ilişemiyorsunuz. Acısını köylüden çıkarıyorsunuz. Son kez uyarıyorum seni. Hak hükme biat et. Çık git bu bedenden. Çıkmayacağım. Ne yapacaksın? İlla bana aşiretinizi yaktıracaksınız değil mi? Şeriat usulü sağlayabilirsin. Bak hele bak. Cürmüne bakmazsın bir de benimle pazarlık mı yaparsın? Pazarlık değil. Sizin için de, bizim için de tek kurtuluş yolu bu. Ne söylemek istiyorsan açık konuş. Yeniden şeriat-ı suliyi sağlayabilmek için Zihvar ve Hatice kızı doğadan olma. O bebeği bize vereceksin. Biz de köyler üzerindeki musibetimizi keseceğiz. Ve seninle olan husumetimize de gam vuracağız. O mu dert? Gidin alın. Bebeği Zelduk aşiretinden Dahur'a teslim ettim. Ne yapacaksanız yapın. Bebek onlarda. Artık değil. Nasıl değil? Duydun işte. Bebek onlarda değil. Nasıl olur? Zihvar'ın uşağı Refik. Bebeği mezarlıktan çıkarttı. Zihvar. 3 gün içinde bebeği teslim olmak için burada olacak. Teslim aldığında ne bebeği ne de annesini sağ bırakır. Bilirsin, kendi büyüktür. Onunla sen bile baş edemezsin. Zaten bunu bildiğin için Zeytuk aşiretinden Davur'a sığınmadın mı? Bu olamaz, imkansız. Bu sefer Davur'dan medet umma hoca. Onun mezarlıktan çıkamayacağını sen de çok iyi biliyorsun. Deden zamanında emanet-i mübarekeyi
dedem yerine Zifan için kullansaydı bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Binlerce yıl tüm aşiretler hak hükme biat etti. 50 yıl önce insan bedenine giren ilk cin aşireti siz oldunuz. Deden de müsebbip olarak cezasını çekti. Sizler de onların tohumları olarak hala insan bedenine girmeye devam ediyorsunuz. Savurun aşireti Allah yolundadır. Dedem ne yapılması gerekiyorsa onu yaptı. Zifara bu alemin kapılarını kapatmak için tek çare insan bedenine girmekti. İsteseleriniz ne dedemde işe yaradı ne de bende işe yarayacak. Sırf şu beden acı çekmesin diye sabrediyorum. Sabrımı zorlama. Tezel'den ne söyleyeceksen söyle. Sonra çık git bu bedenden. Allah'ım sen yardım et. Aferin. Dersine iyi çalışmışsın. O. Yani Zifar. İblisin insandan olma ilk cin çocuğu. Şerefi nevi insan ha. İnsanlık şerefi. Deden Zifar'a asla kanmayacaktı hoca. Şu an Zifar'ın insanoğluna ne ettiğini görmez misin? Şu anda burada ne konuşuyoruz bir düşünmez misin? Bir insan daha, 3 gece içinde heba olacak. Zifar, bebeği anne karnındayken alamadığı için, bebek artık hem insan hem de cinlidir. Bu yüzden, Zifar o bebeği alıp mahşere götüremez. Bu durumda hem annesini hem de bebeği öldürecek. Senden istediğim biat değil, sadece yardım. Savurun aşireti üzerine, yemin olsun ki, Zifar'ın bu dünyadan bağlantısını keseceğiz. Bu artık imkansız. Emanet-i Mübareke'nin tılsımı dedemin vefatıyla birlikte sona erdi. Ermedi. Sadece mülazadan yoksunsun. Çare bulunmaz değil. Bazen görünmezdir. Görürsen çareyi de bulursun. Bebek nerede şimdi? Sen kendi işine bak. Ben kendi işimi kendim hallederim. Akıbetini dedene benzetme. Neymiş? Ne olmuş hocam? Gereği neyse yaptım. Siz de etrafta fazla konuşmayın. Dillendirmeyin. 3 gece kimse bu ahıra girmesin. Allah şifa versin. Allah razı olsun hocam. Hocam Allah ne muradınız varsa versin. Allah razı olsun hocam. Thank you.
Yavrum, aşağıdan bağırdım duymadın. Yemeği bahçeye hazırladım. Baban da yeni geldi. Hadi sen de gel de verelim müjdeni babana. Doğa kızım, yemekler soğudu. Hadi çık. Hadi çık gel. Tamam, tamam geliyorum anne. Küçüklüğünden beri ballıydı bu kız. Yine 4 ayak üstüne düştü. Ya insan bu kadar mı şanslı olur be? Kızımın kalbi pırlanta gibi. Tabii şanslı olacak. Gerçi be sadece şans işi değil bu. Benim kızım çok azimli. E mi kızım? Bak çalıştın, çabaladın, yüksek puan aldın. Atamanda tezelden çıktı. Oy anasının kuzusu. Her zorluğun üstesinden gelir benim kızım. Tamam tamam. Ne zaman gidiyorsun kızım? Bey sen de öyle tezelden gitsin diye yol gözler gibisin. Ya hanım savaşa mı gidiyor bu kız? Son üç gecem baba. Nasıl göndereceğim ben kızımı? Kıyamam oy. Neyse anne ben doydum. Size afiyet olsun. Kızım çorbandan bir kaşık bile almadın. Ey esirgeyen ve bağışlayan Allah'ım. Ey yerin ve göğün yaratıcısı. Gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen. Saltanatın ve mülkün gerçek sahibi. İnsan, cin ve tüm varlıkların tek yaratıcısı. Bilinen, bilinmeyen. Görünen, görünmeyen tüm alemlerin Rabbi. Sen ol dersen her şey olur. Yenildim. Kaybettim. Mağlubum. Çöllerin ortasında şefkatinin gölgesine ihtiyacım var. Hiçliğin zerresindeyim. Bir lahza umut için kapına geldim. Beni geri çevirme. Dede. Ah dede. Neden bize bir şey söylemedin dede? Bir iz bile bırakmadın. Bir gün bütün bu olanların benim başıma geleceğini bilmiyor muydun?
Ne? Ben buradaki defterlerin, kitapların içindeki şifreleri çözmek için yıllarca uğraştım. Ne bir bilgi, ne bir iz bırakmamış. Çoğuna çözümü imkansız şifreler koymuş. Emaneti mübareke. Nasıl kullanacağını bilmediğim bir şey ne işe yarar ki? Çare hep bulunmaz değil, bazen görünmezdir. Görürsen çareyi de bulursun. Ah Mersa. Çare hep bulunmaz değil, bazen görünmezdir. Görürsen çareyi de bulursun. Ne işler karıştırıyorsun yine? Ah Teda. Ne diyeyim ben sana? Tabii ki. Bir zat şifresi. Bana küçükken bu yüzden öğrettin. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Hah. Bu. Derhal cin beşeri hapsolur. Öyle mi? Ne demek bu şimdi? Hazırlanmış muhafaza beşeri hapsolur. Ne bu şimdi?
Evet. Ruziyet sırası ve Esma-ül Yuruh. Şimdiye kadar niye bana bunu söylemedin? Tabii ya. Her şeyin bir sırası var değil mi dede? Kutsal emanet kullanım şartları. Tamam. Oluyor. Şükür. Sonunda oldu. Okuyalım bakalım. Bin kere lahsar duası tekrar edilerek hazırlanmış mahsulü ateşe vermek suretiyle bir muhafaza alanı oluşturulur. Bu muhafaza alanı hazırlayan kişi tarafından maal memnuniye ile kaldırılmadığı sürece sonsuza kadar durumunu korur. Bir cinni ancak muhafaza alanı içindekilerin kabul göreceği bir beşerinin vücudu suretiyle içeri girebilecektir. Vuku sonrasında derhal emanet-i mübareke ile katli gerekmektedir. Bu durumda ekreh-i mahlukat bedeni terk edecek, bedende boşalan yerde ise beşerinin kendi ruhu yer bulacaktır. Evet, doğru anladım. Sadece muhafaza alanı içindekilerden birinin kabul edeceği bir vücudu suretiyle içeri girebilecek. Sen de çember içinde olacaksın. Belli mi olur? Belki dedeni yeniden görebilirsin. Böylece o da şeriat usulü için bu sefer üzerine düşeni yapmış olur. Ama bana güvenmek zorundasın. Oh,
Er-Rahman, sıfatın rahmetin, sen affedicisin. Er-Rahim, en merhametlisin. Her daim, biz kulların ise hep asi, biz yenik. Sen yegane galip sensin El-Aziz. Bu günahlarımız mefail ve maalesef de kebair, hep mani. Benim dilimse nazametinle baş döndüren El-Celil, ikramınla El-Kerim, sonsuz şanın El-Mecid, her şeyi ra'yel ayn ile bilen El-Şehid. El-Cebbar, sıfatın korkutur yüzüm, değişir rengini. Zahmet olmadan rahmet olmasa cellin düzeltir dengimi. Çatal dillerde yalan var, güvenilip de yanılan El-Vekil. Habibullah Muhammed Aleyhisselam, senin sevgilin, şefaatini bize nasip eyle, her şeye gücün yeter. El-Metin, azat eyle, günaha köle olmuş bu şaşkın sersemi. İçmesini bilmeyen için zehirdir aşkın şerbeti. Aldım meslimi, tadili Erkan'ın yaridir abdestim. Hep yeniden doğsa bile içimdeki şeytanı katletti. Ben yalnızım Rabbim, ne olur sen de beni bırakma. Kalmadı halim, kurtar ben acizim Rabbim. Ben yalnızım Rabbim, ne olur sen de beni bırakma. Kalmadı halim, kurtar ben acizim Rabbim. Ehli kitap olmak yetmez, senin indiri tek din İslam. Ali İmran'dan inneddine indallahil İslam. Sen bizi küfür çamurundan çıkar, Havz-ı Kevser'e bandıransın. Sen ağır günahkar kullarını kabul eden ve kaldıransın. Ya Hayyum ya Kayyum, sen ismi azamsın, mekandan münezzehsin, canlara canansın, daima dirisin, her şeyi bilensin. El Hay, namazı kılmayanların atılacağı kuyunun adı Hay. Kuyusu bırakma bizi, kurtar Rabbim. El Hayya vel İman, sen büyüklük ve fazla kerem sahibi. Zülcelali vel İkram, bizi affet Allah'ım, biz haddinden fazlasını aşmışız. Sen buyuruyorsun, rahmetim gazabımı aşmıştır. Merhametine sığınmışız, başka neye yüzümüz var? Biz asilerin ibadetten hariç her şeye gücümüz var. Cahiliyet için her uzuvda inat var. Tevbelerimizi kabul et, tuptu ilallah. Ben yalnızım Rabbim, ne olur sen de beni bırakma. Kalmadı halim, kurtar ben acizim Rabbim. Ben yalnızım Rabbim, ne olur sen de beni bırakma. Kalmadı halim, kurtar ben acizim Rabbim. Ben yalnızım Rabbim, ne olur sen de beni bırakma. Kalmadı halim, kurtar ben acizim Rabbim. Ben yalnızım Rabbim, ne olur.
sen de beni bırakma. Kalmadı halim, kurtar ben acizim Rabbim. Ey Rahman ve Rahim olan, ey merhametlilerin en merhametlisi olan güzel Allah'ım. İlahi kapına dayandık, günah katranına bulaşmış yüzlerimizi sürdük. Gidecek başka hiçbir yerimiz yok ki. Sana layık kullar değiliz, layık kul olamadık. Ya Rabbim bizleri kabul eyle, sana yalvarıyoruz. Ya Rabbim yollamış olduğun Kur'an'ı okuyup da anlamaktan, anlayıp da yaşamaktan aciziz. Resulullah aleyhissalatu vesselama iyi bir ümmet olmaktan aciz. Sünnetleri terk etmiş bir şekilde tövbeye aciz. Sen bizlere acı, şüphesiz sen affetmeyi seversin. Anne gel müsaiti. Of anne, sana gel dedim ya. Anne. Ne oluyor be? Doğa, kuzum ne oluyor yavrum? Niye bu saatte ayaktasın? Kızım dilini mi yuttun, konuşsana. Yok, yok bir şey anne. Şaşkın kızım benim. Gece gece bu saatte elinde oyuncak. Ver şunu, hadi git yat. Dinlen, uyu biraz. Tamam, sen yat da ben zaten odamı çıkarım birazdan. Neredeyse sabah ezan okunacak. Baban birazdan uyanır. Ben yüklükten bir şeyler alacağım, kahvaltı hazırlayacağım. Aç mısın kızım, sana da hazırlayayım bir şeyler? Yok. Yok, sağ ol. İyi, sen bilirsin.
Anne! Doğa, ne oldu kızım? Niye hala yatmadın yavrum? Biraz hava alayım dedim. Hava çok serin kızım. Üşütürsün. Hadi, hadi gir içeri. Hadi gir. Tamam. Doğa, kızım ne oluyor yavrum? Doğa yavrum. Oh. Hayırdır Doğa? Yok bir şey. Tuvalete inmiştim de bir ses duydum zannettim ona baktım. Heyecandan uyku tutmadı değil mi? Anasının buzusu. Uy. Neyse, ben odama çıkayım artık. Şaşkın kızım benim. Thank you.
Hoş geldin kızım. Geldiğime hiç şaşırmadınız. Zaten seni bekliyordum. Geç otur şöyle. Neler oluyor hocam? Birazdan sana her şeyi anlatacağım kızım. Bu bebeği şu anda buradan alıp gidebilirim. Bunu biliyorsun değil mi? Ama sadece bu bana yetmez. Hala anlamıyorsun değil mi? Zihbar asla sözünü tutmayacak. Ama istediğinin olması için son bir şansın daha var. Kızım, söylediklerimi sakın unutma. Çemberin içinde kimse sana bir şey yapamaz. Ben muhafazayı kaldırana kadar sakın çemberin içinden çıkma. Tamam hocam da
Ya o diğeri, yani o da bizimle birlikte çemberin içerisinde olacak. Ya o bize zarar vermeye kalkarsa? Kızım korkma. Gerekli bütün önlemleri aldım. Onun da bizim gibi tek kurtuluş yolu Zifar'ın yok edilmesi. Akşam ezanı neredeyse okunur. Fazla vaktimiz kalmadı. Hadi. Allah yardımcımız olsun. Mesuri'den çel ivel inşa. Hocam, hocam o burada çemberin önünde duruyor. Sakin ol kızım. Korkacak bir şey yok. Ne duruyorsun? Girsene içeri. Hiçbir şey. Bir önceki gibi olmayacak. Eğer tercihlerinde deden gibi bir hata yapacak olursan... ...bu çemberden kimseyi sağ çıkarmam. Eğer söylediklerinde haklı çıkmazsan... ...asıl bu çember senin sonun olur bilesin. Benim sözüm söz. Umarım deden birazdan burada olur. Umarım mı? Buna ben karar vermiyorum. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Daha önce de söyledim. Sadece muhafaza alanı içindekilerden birinin kabul edeceği vücudu suret ile içeri girebilecek. Yani buna çember içinde beşerilerden biri karar verecek. Şerefsiz! Sen ne geziyorsun burada?
Yetmedi mi bana yaptıkları? Ya benden daha ne istiyorsun be Allah'ın belası? Kızım. Bak, bak defol git yoksa gebertirim kızım, seni. Kızım, sakin ol. Bak, çemberin içinde olduğun sürece güvendesin. Ya bırak hocam ya. Zaten hayatım mahvoldu. Kesin yine bana bir şeyler yapmak için geldi. Bırakın en azından ucumu alayım. Kızım bak, çemberin içinden çıkarsan bu ikimizin de sonu olur. Gel, korkma. Güven bana. Şimdi ne olduğunu anlarız. Bana bundan bahsetmedin. Yine bir oyun peşindesin değil mi? Buna mecburdum. Hepimizin selameti için bu şarttı. Ben sözümün dışına çıkacak hiçbir şey yapmadım. Bana güven. Bırak çembere girsin. Zamanımız çok az. Gir içeri. Tahmin etmeliydim. Ta en baştan beri bunu planlıyordun değil mi? Eğer içimizden birine dahi bir şey olursa bu çemberden sonsuza dek çıkamazsın. Umay. Sonunda kavuştuk. Kavuşabilmemiz için bebeği bana vermelisin. Önce bebeği getir. Birlikte uzun mutlu bir hayatımız olacak. Bu sadece bebeği dışarı çıkarabilmene bağlı. Hadi Refik lütfen bebeği dışarı çıkar. Hadi diyorum. Zamanımız daraldı. Al gel şu bebeği. Hepinizin canını alırım burada. Bebeği bana verin. Canınızı bağışlayayım. Hadi diyorum hoca. Başka şansın yok. Önce emaneti mübarekeyle onun canını alacaksın. Sonra da muhafaza alanını kaldıracaksın. Ben de buradaki herkesin canını bağışlayıp bebeği alıp buradan gideceğim. Hocam ne istiyorsa yapın da çekip gitsin artık buradan. Ne olur hocam yalvarırım. Neden doğru olanı yaptı? Ben de onun canını bağışladım. Sen de hem kendini hem de buradakilerin canını kurtarabilirsin. Buradan sadece bir cinli ölü olarak çıkacak. O da Merza olacak. Yoksa hiçbirinizi sağ bırakmam. Umay'ı öldü, anlıyor musun? O seni hiç sevmedi. O da benim esirimdi. Ondan olan bebeğimi mahşere götürüp mahfuz yaptım. Umay seni hiç sevmedi, anlıyor musun? Beyinsiz. Şimdi yeniden dirilme vakti.
Böylece dedemle olan hesabınız da kapanmış oldu. Ömer! 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 Söylediklerini... Hepsi yalandı. Beni seni öldürmekle tehdit etti. Önceleri çok direndi. Sana bunu yaptığını görünce pes ettim. Seni öldürmesinden korktum. Kabul ettim. Merak etme. O artık düzelecek. Artık muhafaza alanını kaldırabilirsin. Hadi, sözünü tut. Muhafaza alanını kaldır. Bebekle buradan gitmeme izin ver. Şeriatı Suliye için bu son şansın. Hocam artık buna ne olur bir son ver. Yoksa bu savaş asla bitmeyecek. Benim dayanacak gücüm kalmadı. Ne olur. Muhafaza alanını kaldı. Ne sen ne aşiretin sakın bir daha beşeri aleme ilişmeyin. Er-Rahman, sıfatın rahmetin, sen affedicisin Er-Rahim. En merhametlisin her daim. Biz kulların ise hep asi, biz yenik. Sen yegane galip sensin El-Aziz. Bu günahlarımız mefail ve maalesef de kebair, hep mani. Benim dilim sen nazametinle baş döndüren El-Celil. İkramınla El-Kerim. Sonsuz şanın El-Mecid. Her şeyi ra'yel ayn ile bilen El-Şehid. El-Cebbar sıfatın korkutur yüzüm, değişir rengini. Zahmet olmadan rahmet olmasa cellin düzeltir dengimi. Çatal dillerde
yalan var, güvenilip de yanılan elveki. Habibullah Muhammed Aleyhisselam, senin sevgilin, şefaatini bize nasip eyle. Her şeye gücün yeter, elmetin azat eyle. Günaha köle olmuş bu şaşkın sersemi, içmesini bilmeyen için zehirdir aşkın şerbeti. Aldım meslimi, tadili Erkan'ın yaridir abdestim. Hep yeniden doğsa bile içimdeki şeytanı katletti. Ben yalnızım Rabbim, ne olur sen de beni bırakma. Kalmadı halim, kurtar ben acizim Rabbim. Ben yalnızım Rabbim, ne olur sen de beni bırakma. Kalmadı halim, kurtar ben acizim Rabbim. Ehli kitap olmak yetmez, senin indiri tek din İslam. Ali İmran'dan innet dini indallahil İslam. Sen bizi küfür çamurundan çıkar, Havz-ı Kevser'e bandıransın. Sen ağır günahkar kullarını kabul eden ve kaldıransın. Ya Hayyum ya Kayyum, sen ismi azamsın, mekandan münezzehsin, canlara canansın, daima dirisin, her şeyi bilensin. El Hay, namazı kılmayanların atılacağı kuyunun adı Hay. Kuyusu bırakma bizi, kurtar Rabbim. El Hayya vel İman, sen büyüklük ve fazla kerem sahibi. Zülcelali vel İkram, bizi affet Allah'ım, bizzat dinlen fazlasını aşmışız. Sen buyuruyorsun, rahmetim gazabımı aşmıştır. Merhametine sığınmışız, başka neye yüzümüz var? Biz asilerin ibadetten hariç her şeye gücümüz var. Cahiliyet için her uzuvda inat var. Tevbelerimizi kabul et, tuptu ilallah. Ben yalnızım Rabbim, ne olur sen de beni bırakma. Kalmadı halim, kurtar ben acizim Rabbim. Ben yalnızım Rabbim, ne olur sen de beni bırakma. Kalmadı halim, kurtar ben acizim Rabbim. Ben yalnızım Rabbim, ne olur sen de beni bırakma. Kalmadı halim, kurtar ben acizim Rabbim. Ben yalnızım Rabbim, ne olur sen de beni bırakma. Kalmadı halim, kurtar ben acizim Rabbim. Ey Rahman ve Rahim olan, ey merhametlilerin en merhametlisi olan güzel Allah'ım. İlahi kapına dayandık, günah katranına bulaşmış yüzlerimizi sürdük. Gidecek başka hiçbir yerimiz yok ki. Sana layık kullar değiliz, layık kul olamadık. Ya Rabbim bizleri kabul eyle, sana yalvarıyoruz. Ya Rabbim yollamış olduğun Kur'an'ı okuyup da anlamaktan, anlayıp da yaşamaktan aciziz. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a iyi bir ümmet olmaktan aciz. Sünnetleri terk etmiş bir şekilde tövbeye aciz. Sen bizlere acı, şüphesiz sen affetmeyi seversin.